Selamlar herkese. Yıl başına doğru adım adım ilerliyoruz. 2024 yılı umarım hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirir ve bizi büyük problemlerle, büyük sınavlarla sınamaz umarım. Daha iyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle ve tabii ki de iPhone'larımızın da yeni güncellemelerle daha stabil bir hale geleceği, daha iyi şarjlarının dayanacağı bir yıl olur umarım. 2023'ün son ayına ait birkaç uygulama önerisinde size bulunmak istiyorum. Bu tipte içeriklerin gelmesini çok istediniz ve ben de artık gelmesini düşünüyorum. Size bu videoda 2023 yılının Aralık ayında benim beğenmiş olduğum bazı uygulamaları paylaşacağım. Hesap makinesini gün içerisinde sıkça kullanıyorsanız muhtemelen ana ekranınızda hesap makinesini bir yer edinmişsinizdir. Hatta belki 15 Pro kullanıyorsanız ya da 15 Pro Max aksiyon butonlu hesap makinesi açacak şekilde bir kestirme bile açmış olabilirsiniz. MD Calculator Widget sayesinde ana ekranınızda bir hesap makinesini araç takımı olarak ekleyebiliyorsunuz. Üstelik eklemiş olduğunuz bu araç takımının tasarımında da bazı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Sürekli hesap makinesini aç-kapa aç-kapa yapmak yerine ana ekranda bir sayfaya bu araç takımını ekleyip hesap işlerinizi buradan ilerletebilirsiniz. İnternet ortamında ya da farklı yerlerde çok fazla mail adresimizi paylaşıyoruz. Bazen mail adresimizi vermek istemediğimiz olabilir. Ben bunun için farklı bir mail adresi oluşturdum ve önemsiz spam mail kısımlarına ya da internette çok güvenmediğim yerlere bu mail adresini veriyorum. Ancak Temp Mail adında bir uygulama keşfettim. Bu uygulama bize geçici olarak bir mail adresi tanımlıyor ki bu mail adresi içerisinde belirttiğimiz kelimelerde geçebiliyor. Bu mail adresine gelen mailleri okuyabiliyoruz. Ancak adından da anlaşıldığı üzere geçici bir mail adresi bu. Kişisel verilerinizi kullanacağınız ya da kişisel verilerin çok önemli belgelerin geleceği tabii ki de maillere bu mail adresini vermeyin. Her ne olursa olsun ne kadar güvenli olduğunu, ne yaptığını bilemiyoruz. Eğer Apple Müzik kullanıyorsanız LivePod isimli uygulamayı öneririm. Bu uygulama canlı aktiviteleri kullanarak kilit ekranında sıradaki şarkının adını müzik araç takımının altında gözükmesini sağlıyor. Bu uygulamanın doğru bir şekilde çalışabilmesi için uygulamanın Apple Müziğe erişim izni vermeniz gerekiyor ve uygulamanın canlı aktiviteleri kullanmaya da izni olması gerekiyor. Farklı bir uygulama var. Çok güvenebilirsiniz ancak iStory Timeline diye bir uygulamamız var. Bu uygulama sizin fotoğraf arşivinizdeki fotoğraflara bakıyor ve bu fotoğrafları hangi cihazla çekmişsiniz bunun bilgisini veriyor. Ona göre grupluyor fotoğraflarınızı. Tatlı bir görüntü olabilir. Şöyle bir sıkıntısı var. Benim bir sürü fotoğrafım var ve iCloud arşivinde, iCloud arşivindeki fotoğrafları tararken daha yüzde bir ilerlemişken ben durdurdum bu uygulamayı. O yüzden çok fazla fotoğraf olduğu için her birine erişmesini istemedim. Sizin konunuzda da bu geçerli olabilir. Bu cihazdaki fotoğrafları tarıyor. Dolayısıyla fotoğraflara erişim izni isteyecektir. Fotoğrafların formatlarını birbirine dönüştürmek, videodan GIF oluşturmak ya da farklı işlemleri yapmak için birden fazla program kullanıyor olabilirsiniz. Ya da benim gibi çevrim içi web siteler de kullanıyor olabilirsiniz. Toolbox isminde bir uygulama var. Bu tipte küçük işlemleri tek bir uygulamaya sığdırmışlar. İşe yarayacak bir uygulama aslında. Günlük hayatta bu tipte ihtiyaçlarınız oluyorsa bu uygulamayı da kullanmanızı öneririm. Bu aralar çok görüyorum. Kafelerde hem menülerin QR kodları oluyor hem de oraya ait Wi-Fi'ların QR'ları oluyor. Hatta bu ikisi bazen birbirine de karışabiliyor. Wi-Fi QR Codes isimli uygulama sayesinde sizde de cihazınızda tanımlı olan Wi-Fi ağlarına ait birer QR kod oluşturabiliyorsunuz. Birçok aslında Android işletim sistemi cihazda bu özellik kendiliğinden var ama iPhone'da yok. Dual Gram sayesinde ön ve arka kameranızı aynı anda kullanarak fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Fotoğraf ya da videoda ön kameranın konumunu ayarlayabilirsiniz nerede olacağını. Kullanabileceğiniz işinize yarayacak bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bütün bu uygulamaları App Store'dan indirebilirsiniz. Bütün bu uygulamaların indirme bağlantılarını videonun altında blog yazısı diye bir link var. Oraya girerseniz uygulama başlıklarının altında uygulamayı bu adresten indirebilirsiniz yazısına basarak App Store'a da yönlenebilirsiniz. Sizin Aralık 2023 içerisindeki favori uygulamalarınız nelerdi? Bunları da yorum satırında belirtmekten çekinmeyin. Bu tipte uygulamaları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz ve bu tipte videolara herkesten önce erişmek için kanala üye olabilirsiniz.